En son 15 yıl önce İstanbul'daydım. Bu ikinci ziyaretim. Ancak sayenizde konferans ve görüşmeler nedeniyle tadını çıkaramadım. Henüz değişimi fark edemedim. Sanki Oslo'da bir toplantıda gibiyim. 81 yaşında kelimenin tam anlamıyla yaşayan bir efsane Umberto Eco. İlk romanı Gül'ün Adı onu unutulmazlar arasına taşıdı ve devamında attığı adımlar, söylediği sözlerle tüm dünyada yakından takip edilen bir edebiyatçı ve kanaat önderi olarak benimsendi. İstanbul'u ziyaret eden İtalyan yazarla Türkiye'de son günlerin en çok tartışılan konusu akil adamlar ve liste içindeki yazarların omuzlarına binen o ağır sorumluluğu konuştuk. Yazarların sosyal problemleri direkt olarak konuşması ve ilgilenmesi pek de alışık olunan bir durum değil. Onlar sosyal problemler üzerine konuşmaktan ziyade toplumu yazdıklarıyla etki altında bırakırlar. Dün Orhan Pamuk'la da bu konuyu değerlendirdik. Mesela Anna Karenina aslında Rusya'daki aristokratların öyküsünü anlatıyor ama okuduğunuzda ve incelediğinizde Rusya'nın işçi sınıfını devrimci yazarlardan çok daha iyi aktardığını görüyorsunuz. Eco genel anlamda yazar ve kanaat önderi arasındaki farkı bu sözlerle özetliyor. Türkiye'deki akillik akımını ise kendine has bir benzetmeyle Roma mitolojisindeki kahinlik kavramıyla yorumluyor. Roma mitolojisindeki orakles gibiler sanki. Bu son derece hassas bir görev. İnsanlar bu göreve getirilen kişilerden bütün sorunları bir anda çözmesini bekliyorlar. Hatta kişisel sorunlarını bile. Bu tür beklentiler sanki biraz gerçek dışı. Eco İstanbul'da bulunduğu süre içinde Orhan Pamuk'la katıldığı bir konferans sırasında insanların %50'si aptaldır sözleriyle de dikkat çekti. Peki Umberto Eco neden böyle bir yorumda bulundu? Ölüm zihnimi kurcalayan bir konu ama ölümden bahsederken kullandığım insanların çoğu aptaldır sözü şakaydı. Ve şunu gördüm ki bazı insanlar gerçek anlamda şakayla gerçeği birbirinden ayıramayacak kadar aptal olabiliyormuş. Ve son olarak İstanbul, şehrin tadını çıkarmak için özellikle röportaj vermeyen ancak ısrarlar karşısında biraz da nezaket gereği kameraların karşısına çıkan Eco, ilgiden biraz rahatsız. İstanbul benim şehirlerimden biri. Bir şehri sadece iki kere ziyaret edersiniz ve benimseyebilirsiniz. Bazen 15 kere de gitseniz alışamazsınız. İstanbul benim için özel.